Bu videoda aldehit ve ketonların nasıl adlandırıldığına bakacağız. İlk olarak bir aldehitle başlayalım ve aldehitleri nasıl tanıyabileceğimizi hatırlayalım. Burada bir karbonil, yani bir oksijenle çift bağ kurmuş bir karbon var. Aynı zamanda bir tarafta alkil grubu, diğer tarafta da bir hidrojen olduğunu görüyoruz. Solda gördüğümüz basit molekülün nasıl adlandırılacağına bakalım. Burada 4 karbon var. Yani bu bir alkan. O zaman bu yapıyı büten olarak adlandırabiliriz. Şimdi de sağ taraftaki 4 karbonlu aldehide bakalım. Bir aldehiti numaralandırırken karbonil karbonun 1 olması gerekir. Buradan başlayarak 1, 2, 3 ve 4. Bu da aslında 4 karbonlu bir aldehit. Burada yapmamız gereken bütan ifadesine aldehiti temsil eden al ekini eklemek. Dolayısıyla bunun bir bütanal olduğunu söyleyebiliriz. 4 karbonlu bu aldehitin adı bütanal. Burada al ekini kelimenin sonuna eklemiş olduk. Ama tabii bunun bir başka adı olduğunu da ekleyelim. Bütiraldehit. Şimdi de birkaç tane daha örneğe bakalım. Burada da karbonil karbona olası en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Aldehitinde çift bağlar, alkil grupları ve halojenlerden daha öncelikli olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak sol üstteki örneğe bakalım. Burada karbonil karbona olası en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Yani buradan başlayarak 1, 2, 3, 4 ve 5 diyelim. Elimizde 5 karbonlu bir aldehit var. 5 karbonlu bir alkan varsa bu yapıya pentan deriz. Dolayısıyla 5 karbonlu aldehitte pentanal olarak adlandırılır. Bunu yazsam iyi olacak. Pentanal. 4. karbonda bir substituent de var. Bu bir brom atomu. Bunu da adlandırmaya ekleyelim. Sonuç olarak bu molekülün IUPAC adının 4 broma pentanal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de sağ üstteki örneğe bakalım. Burada da karbonil karbona en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. 1, 2 ve 3. Bu 3 karbonlu bir aldehit. Ancak burada bir tane de çift bağ var. 3 karbonlu aldehit propanal olarak adlandırılır. Ama burada çift bağ olduğundan bunun propenal olduğunu söyleyebiliriz. Bunu not edelim. Propenal. Çift bağın ikinci karbondan başladığını görüyoruz. Yani 2 propenal diyebiliriz. Aynı zamanda 3. karbonda bir fenil grubu var. Dolayısıyla buraya 3 fenil yazabiliriz. Çift bağların stereokimyasına bakacak olursak burada bir tane hidrojen, bu tarafta da bir hidrojen olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu çift bağ üzerinde hidrojenlerin birbirlerinin karşısında olduğunu ve trans konumda olduklarını söyleyebiliriz. Ya da kolay yöntemi kullanarak en yüksek öncelikli grupların zıt taraflarda olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da E olarak adlandırılır. Buraya E yazalım. Yani bu molekülü E3 fenil 2 propenal olarak adlandırabiliriz. Aslında bu biraz eski bir yöntem. Daha yeni yönteme göre ilk olarak E ifadesini yazmamız gerekir. Buradaki fenil grubundan dolayı da 3 fenil ifadesini ekleyelim. Yeni yöntemde diğer kısım için prop ifadesi yine kullanılır ama 2 rakamı hemen sonrasında gelir. Yani prop 2 enal. Buradaki 2 çift bağın nerede olduğunu gösteriyor ve sondaki alekimiz de burada. Bunun daha yeni bir yöntem olduğunu söylemiştik. Bunların ikisi de sinamaldehitin IUPAC adlandırma sistemine göre kullanılan adları. Bu molekül sinamaldehit ve tarçına o güzel kokusunu veriyor. Tarçın çubuğuna buharlı damıtma yöntemi uygulayarak bu molekülü izole edebilirsiniz. Bu da lisans seviyesi için oldukça uygun bir kimya laboratuvar araştırması olacaktır. Evet, bunun sinamaldehit olduğunu söylemiştik. Şimdi de harika kokan başka bir aldehite bakalım. Bu sol altta bulunan benzaldehit molekülü. Bu o kadar yaygın bir ad ki bu molekül IUPAC sisteminde de böyle adlandırılıyor. Bu molekül aynı zamanda bademe kokusunu veren molekül. Yani başka bir harika koku daha. Ve laboratuvarda bu molekülle çalışmak da oldukça eğlenceli. Dediğim gibi benzaldehitle karşılaştığınızda
EUPAC adlandırma sisteminde de bu adı kullanabilirsiniz. Sağ alt tarafa baktığımızda bu molekülün adının benzaldehitten geldiğini görebiliriz. Şimdi de bu molekülü adlandıralım. Burada bir benzaldehitimiz var. Halkamızdaki bu karbonun birinci karbon olduğunu söyleyebiliriz. Burada saat yönüne de saat yönünün tersine doğru da gidebiliriz. Substituentlere en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla saat yönünde gitsek daha iyi olacak. 2, 3, 4. Burada 2 tane substituent var. 3. karbonda bir metoksil substituenti olduğunu görüyoruz. 4. karbonda ise bir hidroksil substituenti var. Burada alfabetik sıraya göre gitmemiz gerekiyor. H, M harfinden daha önce geldiğinden adlandırmada hidroksiler daha önce yazılır. Umarım buraya sığdırabilirim. Buradan 4 hidroksi geldi. Burada da 3 metoksi var. Yani EUPAC adı 4 hidroksi, 3 metoksi benzaldehit oldu. Bu aslında vanilinin molekül adı. Bildiğiniz gibi vanilin vanilyaya kokusunu veren maddedir. Yani beyaz kristal yapıda olan bu maddenin harika bir vanilya kokusu olduğunu söyleyebiliriz. Laboratuvarlarda bu maddeyle çalışmak da oldukça eğlenceli olmalı. Gördüğünüz gibi çoğu aldehitin oldukça güzel bir kokusu vardır. Şimdi iki tane daha aldehite bakalım. İlk olarak soldakini inceliyoruz. Bu benzaldehit değil. Burada benzen halkası yok. Burada bir sikloheksan var. Dolayısıyla bu yapının EUPAC adlandırma sistemine göre adının sikloheksan karbaldehit olacağını söyleyebiliriz. Şimdi de sağdaki molekülü inceleyelim. Aynı molekülde iki aldehit olduğunu görüyoruz. Burada toplam 1, 2, 3, 4, 5 karbon atomu var. İki aldehit olduğunu söylemiştik. Yani diğer ifadesini eklememiz gerekiyor. 5 karbon içinde pentan ifadesi kullanılır. Buraya pentan yazalım. Yani pentandiyal. Sayı olarak da buraya 1 ve 5 eklememiz lazım. Yani bu iki aldehitin 1-5 pentandiyal olarak adlandırılacağını söyleyebiliriz. Ki bunun diğer adı da glutaraldehittir. Şimdi de keton adlandırmalarına bakalım. İlk olarak ketonların genel yapısını hatırlasak iyi olacak. Burada da bir karbonil var. Yani oksijenle çift bağ kurmuş bir karbon atomu. Bu sefer burada iki alkil grup olduğunu görüyoruz. Bunlar birbirlerinden farklı da olabilir, aynı da olabilir. Buna R üssü diyelim. Bunlardan herhangi biri olunca yapının keton olduğunu söyleyebiliriz. Öncesinde bütanı incelemiştik ve 4 karbonlu alkanın bütan olduğunu belirtmiştik. Peki 4 karbonlu keton nasıl adlandırılır? Burada 4 karbonlu bir keton var. Bunu bütan olarak adlandıramayız çünkü 10 ekiyle bitiyor. Dolayısıyla bunun bir bütanon olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütan kelimesine 10 ekini ekledik. Böylece bu molekülün EUPAC adını bulmuş olduk. Aslında ketonları adlandırmanın eski bir yolu daha var. Burada iki alkil grubuna göre de molekülü adlandırabiliriz. Şimdi de bunun nasıl olacağına bakalım. Bu tarafta bir metil grubu var. Bunu buraya yazalım. Metil. Bu tarafta ise bir etil grubu var. Yani bunun metil etil keton olarak adlandırılacağını söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu daha eski bir yöntem. Alfabetik sıraya göre E harfinin M'den daha önce gelmesi lazım. Ancak bunun burada çok da bir önemi yok. Herkes metil etil ketonun ya da kısaltılmış haliyle MEK molekülünün ne olduğunu bilir. Alkil gruplarına göre ketonun adlandırıldığı bu eski yöntemin halen bazı yerlerde kullanıldığını görebilirsiniz. Şimdi de başka bir örneğe bakalım. Burada daha uzun bir ketonumuz var. Karbonil karbona en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor. Bu yüzden soldan başlasak daha iyi olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Elimizde 6 karbonlu bir keton var. Yani bir heksanon var. Bunu da yazalım. Heksanon. Bu sefer ketonun nerede yer aldığını belirlememiz gerekiyor. Keton 3. karbonda. Daha uzun moleküllerde ketonun nerede olduğunu bulmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu molekülün adının 3 heksanon olacağını söyleyebiliriz. Bu da aslında eski yönteme göre bir adlandırma. Yeni yönteme göre bu molekülün adının heksan 3-10 olduğunu söyleyebiliriz.
Bu molekülü alkil grubuna göre adlandırmak isteseydik bunun bir etil olduğunu belirtebilirdik. Buraya etil yazalım. Burada da 3 karbonlu bir alkil grubu var, yani propil. Dolayısıyla bu molekülü etil propil keton şeklinde de adlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi aynı molekülün birkaç farklı adı olabiliyor. Burada da ketonların çift bağlar, alkil grupları ve halojenler gibi gruplara göre daha öncelikli olduğunu öğrenmiş olduk. Diğer örnekte de çift bağ değil de keton grubuna en küçük sayı verdiğimizde soldan başlamamız gerekir. Buradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani 6 karbonlu bir keton var ki bu da normalde heksanon olarak adlandırılır. Ancak burada çift bağ olduğundan bunun bir heksanon olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin, A ile değil, E ile. Adlandırma yaparken kök adımız bu. Burada iki farklı adlandırma yöntemi mevcut. Önce buraya heksen yazabilirim. Daha sonra ketonun ikinci karbonda olduğunu görüyoruz. Yani bunu heksen 2-10 şeklinde adlandırabilirim. 2 burada ketonun nerede olduğunu gösteriyor. Çift bağında 4. karbonda başladığını görüyoruz. Dolayısıyla 4 heksen 2-10. Çift bağların stereokimyasına bakacak olursak da hidrojenlerin zıt taraflarda olduğunu ve bunun da trans veya E şeklinde ifade edileceğini söyleyebiliriz. Buraya E yazalım. Yani bu molekülü E4 heksen 2-10 şeklinde adlandırabiliriz. Bunu eski yöntemi kullanarak bulduk. Diğer yönteme göre yaparsak yine E yazmamız gerekiyor. Daha sonrasında hek ifadesini yazdık ve 4N ifadesini ekledik. 4, N2'nin hemen önünde ki bu da çift bağın nerede olduğunu gösteriyor. Son olarak da 2-10 ifadesini ekledik. Bunu iki şekilde de yapabilirsiniz. Ketonların adlandırılması ile ilgili iki örneğe daha bakalım. Halkalı molekül içerisinde bir keton olduğu durumlarda adlandırma nasıl olur? Elimizde neler olduğuna bakalım. Bu normalde bir sikloheksan. Ancak halkada bir keton olduğundan bunun sikloheksanon şeklinde adlandırılması gerekiyor. Bunu yazsam iyi olacak. Sikloheksanon, molekülde bir keton olduğuna işaret ediyor. Ketonların da alkil gruplara göre daha öncelikli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla halkadaki karbon birinci karbon olur. Burada da saat yönüne doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu sayede alkil grubuna en küçük sayıyı verebiliriz. 2 ve 3 yazalım. Üçüncü karbonda bir metil grubu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla IUPAC adlandırma sistemine göre bu 3 metil sikloheksanon olur. Peki, aynı molekülde 2 keton varsa bunu nasıl adlandırırız? En küçük sayıyı verebilmek için soldan başlamamız gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada 2 keton var. Dolayısıyla bu bir dion. Bu bir heksan olduğu için heksan yazıyorum. 2 keton olduğu için de dion ifadesini eklememiz lazım. Yani heksan dion. Ketonların ve karbonil karbonların ikinci ve dördüncü karbonda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu molekülü 2-4 heksandiyon şeklinde adlandırabiliriz. Yeni yöntemi kullanırsak da ilk olarak heksan ifadesini yazmamız lazım. Dediğim gibi heksanda 6 karbon bulunur. Daha sonrasında ise 2-4 diyon ifadesini ekleyebiliriz. Böylece aldehit ve keton adlandırılmasını tamamlamış olduk.